Herkese merhabalar. Bugün çok güzel bir konuyu konuşuyoruz. Fındığın faydalarını ve fındık alerjilerini konuşacağız. Kiminle konuşuyoruz? Bu konuda otor olan alerji ve fonksiyonel tıp diyetisyeni Yasemin Çalışır ile konuşacağız. Hoş geldiniz Yasemin Hanım. Hoş buldum hocam. Hazır mısınız konuya? Evet. Evet, çok zor sorularla geldim yalnız, ona göre haberin olsun. Hiç sorun değil. Peki, fındık deyince aklımıza ne geliyor? Acaba fındığın faydaları var mı? Fındık yemesek bir şey kaybeder miyiz? Ne gibi faydaları var fındığın? Fındık ilk olarak bir yağlı tohumdur. Bizim toplumumuzda özellikle Karadeniz bölgesinde çok sık tüketilir. Fındığın içinde potasyum ve magnezyum vardır. Potasyum ve magnezyumdan zengin olduğu için diş ve kemik sağlığında özellikle faydalı. Dişlerimiz için sağlıklı yani. Evet, aynı zamanda cildimizin güzelleşmesi ve bağırsak sağlığında da çok fazla etkisi var. İnce bağırsaktan emilimi hızlı bir şekilde olduğu için ve bağırsak florasını da düzenlediği için cildimize bir parlaklık verebilir. Parlak cilt istiyorsanız o zaman demek ki fındık yemesi lazım. Siz galiba fındığı fazla tüketiyorsunuz. Sizin gibi hocam. Evet. B vitamininden de zengin olduğu için aynı zamanda bizim günlük almamız gereken B vitamini dozlarını da alabiliyoruz biz fındıktan. Ama burada fındığın porsiyonu önemli. Gün içerisinde 8-10 tane fındık yeterli olacaktır. 8-10 tane? Evet. Daha fazlası? Daha fazlası porsiyon fazla olacağı için ve yağlı tohumu olacağı için yine kilo olarak bize geri dönecektir. O zaman fındığı özellikle akşam tüketmemek lazım. Biz de akşam eve gelince televizyonun karşısında maç seyrederken fındıkla beraber yanında bir de alkol tüketelim istiyoruz. Demek ki çok sakıncalı. Yok, kesinlikle akşam saatlerinde yemiyoruz. Fındık yağlı tohum grubundan olduğu için zaten bizi burada tetikleyecektir. Çok fazla tüketildiğinde de yine problem yaratabilir. Bunun dışında çiğ kuru yemiş tercih etmeniz gerekiyor. Yani fındığın kavrulmuş hali değil, kesinlikle çiğ hali tüketilmeli. Kavrulduğu zaman toksisitesi arttığı için yine karsinojik etki yaratabilir. Bizim burada sağlıklı olarak kabul ettiğimiz çiğ olarak. Bu çok önemli. Demek ki kuru yemişimizi, fındık kuru yemişini demek ki çiğ tüketeceksiniz. Kavrulmuş değil. Evet. Bunun dışında aslında ara öğünlerde fındığı çok fazla tükettiriyoruz hastalarımıza. Eğer tabii ki alerjisi yoksa. Peki hocam, fındık alerjisi nedir? Şimdi fındık alerjisi deyince bir anda soru böyle tersten geldi. Böyle çok bir anda panikledim yani. Fındık alerjisi deyince ne geliyor aklımıza? Fındığı tükettiniz. Tükettikten sonra dudağınızda, dilinizde şişme oluyorsa, yüzünüzde bir anda kaşıntı oluyorsa, vücudunuzda kaşıntı, kızarıklık oluyorsa o zaman fındığa alerjiniz olabilir. Küçük bebeklerde, özellikle anne sütü alanlarda, annenin fındık tüketmesine bağlı süte geçen fındıklar çocukta kakada sümüklenme, kakada kan, egzama, tedaviye cevap vermeyen gaz, reflü, tedaviye cevap vermeyen kusma, pişik gibi belirtiler yapabiliyor. Bu belirtiler varsa o zaman fındık alerjiniz olabilir demek. Peki ben fındık alerjimin teşhisi için ne yapmalıyım? Şimdi bu belirtilerin olması lazım. Önce belirtiler varsa o zaman ne yapacağız? 18 yaşından küçükseniz çocuk alerji uzmanı, 18 yaşında büyüklerin de yetişkin alerji uzmanına gitmesi gerekiyor. Çünkü bu konuda uzman olanlar bunlar. Ve özellikle teşhis için belirtiler olanlarda deriden cilt testi veya kandan alerji testi yapılıyor. Ve bunda eğer alerjiler saptanırsa o zaman daha detaylı fındığın içindeki moleküllere bakabiliyoruz. Bu moleküller de bize acaba ağaçlarda çapraz reaksiyon mu, gerçek bir fındık alerjisi mi onu ayırabiliyoruz. Ayırarak da bu olayın kalıcı bir durum mu, ömür boyu sürüp sürmeyeceğini anlayabiliyoruz. Yani ciltten veya kandan yapılıyor ama ciltten yapılırken muhakkak bir hafta önceden alerji şuruplarını, öksürük şuruplarını, soğuk algınlığı şuruplarını kessinler. Çünkü ciltteki kabarmayı engelliyor. Ama kan testleri kullanılan ilaçlardan etkilenmiyor. Haberiniz olsun. Peki hocam, benim bu fındık alerjim varsa eğer bunun böyle bir hayati riski var mı? Kesinlikle var. Bazen anneler diyor ki bir tane yesin ne olacak? Özellikle kayınvalidelere sesleniyorum. Kayınvalideler diyor ki biz sizi nasıl besledik, bir tane yiyiversin çocuk diyor. Bazen hafif kızarma olur ama bazen de çok ciddi reaksiyon yapıp şoka neden olabilir. Tansiyon düşer, vücudunuzda kaşıntı, kurdeşen olur.
Onun için bu durumlar hayati tehlike yaratabilir. Hayati tehlike, şu kadar küçük bir fındık hayati tehlike yaratıyor, düşünün. Onun için bu kişilerde hayati tehlike yaratabildiği için çok önemli. Peki, fındık alerjim var. Ben ömür boyu fındık yemeyecek miyim? Evet, burada ne yapmak lazım? Ciddi alerjiniz varsa ömür boyu yememeniz gerekiyor. Veya ne yapmak gerekiyor? Fındık alerjisine karşı aşı tedavisi yapılabiliyor. Önceden yapılamıyordu, artık yapılabiliyor. Fındık ömür boyu tüketmemeniz gerekmiyor artık. Bunu alerji seviyesini düşüren tedavi ve küçük küçük dozlarla vererek vücudun immün sistemini bu fındığa karşı kuvvetlendiriyoruz. Belirli miktarda fındığı artık tüketebilir hale gelebiliyorsunuz. Alerjik şoktan korunuyorsunuz. Ondan dolayı alerjik şoktan korunmak lazım. Eğer alerji aşısı besine karşı yaptırabiliyorsanız tabii ki diyet önemli. Ben de hemen bir soruyla hemen diyetisyenimize soralım. Alerji ve fonksiyonel tıp diyetisyeni Yasemin Çalışır. Diyetimizde nelere dikkat edelim? Eğer fındık alerjiniz varsa ilk etapta eliminasyon diyeti yapıyoruz. Diyetten fındığı çıkartıyoruz. Ama fındığı çıkardık diye diğer kuru yemişleri yemeyecek değiliz. Eğer çapraz reaksiyon yoksa, yani diğer kuru yemişlere karşı işte cevizdir, bademdir vesaire, bunlara karşı bir çapraz reaksiyonunuz yoksa diğer kuru yemişleri tüketebilirsiniz. Burada yine her zamanki gibi porsiyonu çok önemli. 8-10 tane fındık dedik, bütün kuru yemişler 8-10 tane değil. 8-10 tane badem olabilir ama mesela cevize geldiğimiz, ceviz çok daha yağlı olduğu için 2 adet cevizden fazlasını orada tüketemiyoruz. Ve diyeti yaptıktan sonra eğer kaçak yapmadıysanız, sağlığınıza kavuştuktan sonra aşı da yaptıramıyorsunuz. Diyet açmalarla yavaş yavaş aslında bir immünoterapi şeklinde size fındık yüklemesi yapıyoruz. Eğer orada da herhangi bir reaksiyon vermezseniz fındık alerjisinden kurtulmuş ve korunmuş oluyorsunuz. Evet, fındığın faydalarını, alerjisini, alerji ve fonksiyonel tıp diyetisini Yasemin Çalışır ile konuştuk. Konuyla alakalı sorularınız varsa videonun altına yorumlara bırakabilirsiniz. YouTube kanalımızı takip etmeyi ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Alerjiden uzak, sağlıklı günler diliyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler.